Düşlerde Orta Doğu. Kızım olsa adını dört mevsim koyardım. Lavların arasında gezegen çiçekleri üredi. Açtı avuçlarının perdesini evrene o da. Gitmen gereken çekime yürüdün uzayarak. Yanında onunla tutku belirdi. Kor sarsıntısı yarığa durmaksızın anı doldurdu. Sözlerinden geri dönmemeyi arzuluyorsun. Kalelerin köşelerinden yamulduğu, İç savaş büyüyor zamklanmış zihninde. Önlemini soğutuyorsun, kontrolsüz. Türkiye'de kadınlık kalbini yoruyor. Korkudan anne canavara benzeyerek oklavayla sabitliyor oğlunun fikirlerini. Ellerimi duaya sürtüyorum vücut dilinde. Askım ellerinden istemsiz kayıyor. Çizgilerimi yalıyorsun. Tehlikeli hattında kamçılı kaderin. Arakan'da çürümüş bebeğin nemlenmiş yerlerime köklüyorum. Kefen otlarını nemlenmiş yerlerime kökleyip parmak izi batık kokmayan zahmetsiz pamuk yataklar arıyorum. Peluş ülke, telden kaçış, sivrilmezsem çok çiziliyorum. Kar sesinin hıçkırdığını duyarak aklımı çivili odunla düzleştiriyorum. Sen tünelde vampirle oturuyorsun. Toplum sevgini emiyor. Gizlemek için varlığımı şişeden saflığı cinlere emanet ediyorum. Parkların ölülere yetmeyeceği günler yaklaşıyor. Dokunamadığım kim varsa dişlenen boyun. Ani kuşkularla yüzünü yüzümde silah gibi gururla patlatıyorsun. Gözlerinden fırlıyor mahalle gülleri. Cinnet adımlarını geleceğe atıyor. Yere düşüyoruz. Üst üste dalgaların soyutluğuyla ıslanırken hava bir bankın ağzından kurşun akıyor. Ev Yapımı İşler kanalından herkese merhabalar. Bugün günübirlik sohbetlerde yine kendine has özellikleriyle, yoğun neşesiyle her yere dokunan bir şair, yazar, editör, ilişki danışmanı Neslihan Yalman'la birlikteyiz. Hoş geldin Neslihan. Hoş bulduk eşim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim, seni sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yeni anılar biriktirmeye iyi ki geldin. Aa, ne demek ya? Evet, Çok güzel evet. oldu. Ben de burada sizinle olmaktan çok mutluyum. Kesinlikle hatıralarımız daha da çoğalacak bu İnşallah, evet. sayede. Evet. Peki nasılsın? Nasıl geçiyor günler, günlük? İyi, yoğunum. İstanbul'a bir arkadaşımın oyununu izlemeye geldim. Mesut Artal'ın Gırgamış oyununu davetli olarak. Seni de görmek istedim. Bu bahaneyle programa da katılmış oldum. Şu an benim için güzel geliyor, gidiyor. Akşam da İzmir'e döneceğim. Gene güzel birliktelikler, güzel anılar çoğaltarak oraya Evet. geri döneceğim. İzmir'de neler yapıyorsun Neslihan? Nasıl geçiyor günlerin? İzmir'de öncelikle çalışma ortamı evden geçiyor. 10'la 6 arası, ortalama 6-7 arası ilişki danışmanlığı yapıyorum. İlginç bir deneyim benim için. Bir öğrencimin ilişki koçu TR sitesi vardı. Orada ona destekle başladım. Sonra böyle bir süreç gelişti. Onun dışında sanat eğitimleri veriyorum. Yazarlık öğrencilerim var. Bu şekilde geçiyor. Dansa gidiyorum. Ara ara kaçıyorum oralara. Bir de şimdi şeye başladım. Krav Maga sokak dövüş sporlarına. Oh, harika. Böyle bir yoğunluk içinde geçiyor. İşte sanatsal çalışmalar var tabii. Dosyalar, yazılar. Onlarla Ne uğraşıyorum. güzel. Peki o dövüş sanatlarına yeni mi başladın? Yani şöyle bir şey, ben pandemiden önce Wing Chun'a başlamıştım öz savunma olarak. 8 ay gittim, sonra araya pandemi girdi. Şimdi ona da bir ay oldu başlayalı. Keyif alıyor musun? Evet, bana çok şey öğretiyor. Yani bu sürecimde ben daha çok bedensel aktivitelere, bedenle kurulan ilişkiye yönlenmiş durumdayım. Hani toplumla iletişim, ilişki kurarken de bedenin, özellikle kadın bedeninin çok büyük bir algı yarattığını düşünüyorum. O bedenle kurduğun ilişki, o postür zihnini de başka bir yere taşıyor. Çok etkileyici bir şey. Bir de altta şey var, derin bence dünya görüşleri var. Öyle şey, hani yumruk at, tekme at gibi değil de bambaşka bir bakış açısı sağlıyor. Ah ne güzel. Evet. Buradan hemen tabii şiirlerine dönelim istiyorum Neslihan, daha da fazla vakit geçirmeden. Senin şiirlerin kendin gibi gerçekten çok kendine has, kendine özgü özellikler taşıyor. Dili kullanma biçimin bana çok farklı geldi. Bunları belirtmeden sorumu sormak istemedim. Şimdi şu dizeleri hemen
söylemek istiyorum. Savaş görmedin, savaş kendinsin diyorsun. Evet. Bu bana hemen Özdemir Asaf'ın bir şiirini hatırlattı. Tamamını okumayacağım. Onu vurmaya gittim, kendimle vuruştum diyor ya Özdemir Asaf. Ve aslında da kendimizle savaşımızı maalesef sanki çok da yapabildiğimiz alanlara sahip değiliz. Çünkü silah endüstrisi maalesef bizden her daim güçlü ve art insanlık kendini vurma, kendiyle savaşmaya değil de başkalarıyla savaşmaya daha çok teşne. Bunu nasıl değerlendirirsin acaba? Biz nereden başlayabiliriz kendimizle savaşmaya ve kendimizi değiştirmeye? Ya bence önce geri çekilip bir es vermek, dinlenmek çok önemli. Çünkü ben bu çağda şeyleri çok dinliyorum. Yani danışmanlık da zaten bana başka bir perspektif kazandırdı. İşte psikologların, psikoterapistlerin, danışmanların çok önemli ve insanlar ve devrimciler olduğunu düşünüyorum hatta. Çünkü bireysel alanlarımızda hani ya da özden olan politiktir deniliyor ya, çok bambaşka kırılmalar yaşıyoruz. Birden fazla kimliğimiz var, işte reel kimlik, sanal kimlik, işte kadın olmamız, erkek olmamız, işte bir memlekete dahil olmamız, dünya vatandaşı, şu bu. Yani bence bir durup hani ben ne hissediyorum? Benim neye ihtiyacım var? Ya da iç huzurumu. Mesela benim bu dönemlerde en çok aradığım şey iç huzur. Tabii ki maksimum bu huzurdan bahsetmiyorum ama minimal olarak. Yani biraz geri çekilmek. O uzmanların da çoğu şunu söylüyor. Geri çekilebilmeyi bilmek, durabilmeyi bilmek yapabildiğiniz kadar büyük bir erdem. O zaman zaten sen geri çekilince aslında neyin içindeymişsin? Neler yaşıyormuşsun, hissettiğin şey neymiş? Biraz kendine yabancılaşmak işte. O yüzden savaş kendinsin dedim. Ya bir savaşın içindeyiz. Özellikle o sözcüğü kullandım. Sert bir sözcük ama kendi içinde de kaynayan bir kazan var. O kazanın belki biraz altını kısabilmek. Yani neler birikti içinde, benim nelere ihtiyacım var? Yani nelerden zehirleniyorum, onun panzehiri nelerdir, ne hissediyorum? Dünyanın anladım. Bence en zor sorusuymuş o bizde. Evet. Erkan Çifte Hoca'dan eğitim alırken danışmanlıkta, kendisi de psikolog İstanbul'da, şey dedi, ne hissediyorsun ve ne düşünüyorsun? Temel iki sorudur ama ne hissediyorsun? Yani şu an sen bana sorsan gerçekten çok basit bir soru gibi ama arkasında çok karmaşık bir itki var. Evet. Peki öznel anlamda o bir yolculuk aslında. Öznel, kendimi içimizde yaşadığımız türlü türlü yolculuklara çıkıyoruz. Evet. Peki bunu başkalarıyla birlikte paylaşabilme durumu sence söz konusu mu? Söz konusu ama ben şu dönemde tabii büyük konuşmayayım da, yani her dönem bir forma bürünüyoruz. Sanat ortamından arkadaşlarım ya da sanatçılarla çok yakın ilişkiler kurmak istemiyorum. Çünkü çok canımın yandığı şeyler oldu. Çok büyük tutkular, çok büyük ihtiraslar ve ego savaşları var ve anlaşılmazlıklar var. Bunu da şey olarak söylemiyorum. Eskiden bunu biraz eleştiriyordum. Niye böyle? İşte sanatçılık şöyledir, böyledir. Onları öyle kabul ettim. Daha çok daha serbesti yerlerde var olmak, akışta. Mesela Mor Dayanışma Kadın Derneği'ne üyeyim. Bir derneğe, bir yapılanmaya, bir iyilik yapabileceğimiz bir yere, bir dünya görüşünü taşıyacağımız bir yere ait olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki orada da kendimiz olarak, onun da içe kapalı bir sistemi var ama mesela kendimi o dernekte konumlandırabiliyorum. İşte dans ortamında konumlandırabiliyorum. Çünkü merhaba Nesli, nasılsın? İyiyim, hadi görüşürüz. Müzikler falan. Ya da işte Krav Maga eğitimi alıyorum. Adil hocamız var. Adil Karakurt bize bir şey veriyor. İşte beden algısını ve duruşu öğretiyor işte. 5 kere şınav çekin diyor. Kaç kere çektin? 0. Hep 0. Hiçlik noktasındasın. Ve şey, canının acıyor ve canının en acıdığı noktada bir saniye de olsa dayan, sonra 2-3'e çıkacak. Bu bana bir bakış açısı sağlıyor. Yani daha çok buralarda var olmak. Yani aktivist, hayatın içinde, hayata dokunan, çünkü çok acı çeken insan, varlık, canlı, doğayla, işte ekolojiyle olan savaş var. O insanlar, ya bir, hayatla da bağ kurarak bir şey yapabilirim. Sanatta da ben onu arıyorum. Yani kapalı kapılar ardında benim şiir okumam, etkinliklere katılmam, aynı sistem içindeki insanların birbirini şakşaklaması, alkışlaması çok bir şey ifade etmiyor. Bazı mücadele alanlarında önce bence doğal olarak bir araya gelmeliyiz. Hepimiz şey anlamında geliyoruz ya, bir sıkıştırılma oluyor. O anda o patlamayla bir araya geliyoruz ya da belli hani şeyleri gözeterek, imajları gözeterek,
O şekilde yani daha çok tam paradoksal olarak sanat ortamından çok uzağım ama kendi sanatsal üretilerimi, kendi tecrübelerimden damıtarak tabii ki onların çalışmalarını da takip ederek sessiz bir şekilde geriye çekilerek yapıyorum. Ama onun dışında başka ortamlarda var oluyorum. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Aslında bazen de kendi dışına taşmak gerekiyor, değil mi? Yani o çok hani basit bir fizik kuralı gibi kapalı sistemler Evet. çöker. Aşırı derecede sanatla ilgilendiğinde işte okuduğunda onu kafaya taktığında başka bir kibir. Ortamın seni ele geçirmesi. Ben mesela sanatçı arkadaşlarıma bakıyorum. Gerçekten beden algıları çok kapalı, zihinleri çok kapalı. Gösterdikleriyle arkada olan çok farklı, çok mutsuzlar. Ya hepimiz mutsuzuz da yani bu enerjiyi alıyorum. Ya biraz şey olun ya, serbest akışta olun yani. İşte çok ciddiye almalar işte şiir internette yayınlanır mı? İşte Türk şiiri şöyle, Türk edebiyatı böyle, aman tanrım. Tarih benden başlıyor gibi yani. Ben diyorum bence sen de haklısın ya, tamam Evet. Ben yine senin dizelerinden devam etmek yani. istiyorum Nesli. Bu şiirin sonunda şey demişsin mesela, eksik yarım kalamaz. Biraz o şiirden kısa bir kesit okumak istiyorum. Bir öpücükle kalsa İsa olurdu. Hiç öpmese Tanrı. Öptü de girdi Luna Park'ın kanına. Kopan parmakları boyadı, dikti geçmişi. Hastane kapısına dayandı Havva. Adem elmasını sedyede kollayarak binalar ağaca vardı, cüce bebek harap. Üşengeç içli, çekingen, korkak. Zeus'un tohumu genetiği düzdü. Şimşeğin atası mum eğiren Tesla. Aslında böyle bir şey sezdim şiirlerinde. Böyle dini mitleri, işte o dinlerin masalsı hikayelerini, mitolojiyi çok barındırıyor şiirlerin. Ama aynı zamanda günümüzün meselelerinden çıkan kelimeler de çokça var. İşte bilişim teknolojilerinden kelimeler çok var. Bunu özellikle mi tercih ediyorsun? Yani bu şiir akışı sende nasıl gelişiyor? Nasıl cereyan ediyor? Kültürel sürekliliğin devamını olarak görüyorum. Mesela bugün diyorlar ya teknoloji devrimi ya da Tanrı artık internettir. Ben mesela bir dize yazmışım. Bütün duygular internettir. Yani yapay duyguların, real duyguların yerine geçmesi. Bunlara baktığınızda aslında o kültürel sürekliliğin devamlılığın bir parçası. Tarihsel olarak da öyle, evrimsel olarak da bence öyle, artık insanların cyborg olması, android olması ve bir sonrasında robotik sistem. Yani eğer o geçmişi doğru okuyabilirsen, tabii ki bir yığın var, hepsini okumak mümkün değil. Şu an bir çıkarım yapabiliyorsun. Zaten bu bana çok ilginç geliyor. O zaten şiiri yazarken de ben form olarak o Tanrı, işte İsa atıyorum, harflerini ayırdım T buradan. Evet, Çünkü onun evet. sebebi kutsal kitaplarda da öyle bir başlangıç oluyor. Büyük harf oluyor. Gerisi yanında o işte Orta Çağ metinleri. Bunların birbirine işte Prometheus'u mesela Tesla'dan çok ayıramazsın. Yani bugün elektrik de aslında ya da fiber ağda yani baktığımızda ateşi bulan Prometheus da aynı şey, ya da Tesla'nın kendi yaşadığı içsel deneyim, kendini kapatması işte Prometheus'un yaşadığı acıyla aynı. O yüzden bunları kullanıyorum ve bunlar hani hem dünya sanat tarihinde, dünya sanatının hem Türk sanatında belli yerlere oturuyor. Ama Türkiye'de tabii biz kendi mitolojimizi çok iyi bilmiyoruz. Biraz ona iniyoruz ama Türk mitolojisi çok çorak bir mitoloji. Hep böyle savaşçı bir toplum olduğu için falan. Yani bir de İşte aradık kalmıştık oluyor falan, öyle çıkıyor kavramlar, işte Yunan mitolojisi, İsa, aslında İsa Dionysos'un bir devamı mı, işte araya kadın giriyor Havva, ama Havva'nın yanında bir de Lilith var, hem ayrıksı iki kadın hem kadını kavramı, ya yani bunları çağrıştırınca daha tabii güçlü oluyor, çünkü o mitler bizden önce de vardı. Bugün de onlarla açıklamaya çalıştığımızda daha heybetli oluyor hayat, yoksa hani kaos var ve kozmos var ve bir şeyde biz akıyoruz. Ama bir şeye inandığın zaman, ki bence bunun en saf yönü sanat. Hani dini olanı da sanatsal olan üstünden, varoluşsal olan üstünden algıladığın zaman bir yere oturuyor. O şekilde yapıyorum. Peki o insanlık tarihinin aslında devamlılığı dediğimiz sürekliliği meselesi, sanırım bugünü anlamakta bize çok önemli ipuçları veriyor. Bu anlamda da ben kıymetli buldum aslında şiirlerinde o Çok teşekkür ederim. metaforları vesaire kullanmanı. Ben teşekkür ederim. Çok keyifle okudum hakikaten. Ve buradan
Aslında şeyden önce de konuştuk ya, gerçekten çok ilgimi çekti. Programdan önce konuştuk. Vekaleten jilet yutan cinin gürültüsü yer altından yükseliyor. İşte bu mesela nasıl bir kafayla yazıyorsun bu dizeleri? Jilet yutan cin. Yani yaşadığım olayların bende çağrıştırdığı şeylerin dönüşümü galiba. Mesela o Kadavra Evveda diye Küçük İskender'e yazılmış bir şiirdi. Küçük İskender'in bir programını izlemiştim. 3 Temmuz'da ölmüştü galiba. Ben öldüğüm zaman dans edin. Hiç yas tutmayın diyordu. Mesela onun öldüğü gün ben de dansa gidecektim. Şimdi o video çağrıştı. Ondan sonra İşte İskender'in şiirlerindeki jilet imgesi, onun bir mesela form olarak da çok ilginç bir yüzü var, iskeletimsi, böyle freak dediğimiz yaratıkımsı bir tip. O çağrışıyor, sonra yeraltı, ölüm. Bunu yapıyorum ama ben şu hakikate çok inanıyorum. Mesela ben Küçük İskender'le hep gıyaben görüştüm. Yani ben mesela işte İskender'le fotoğraf paylaşıp, işte İskender benim arkadaşımdı, harika şair, şu bu değil. Ben daha varoluşsal ilişki kuruyorum. Mesela bir gün elini sıkmıştım. İşte yazmak çok zor bir şey konuşuyorum, sen yazmaya devam et. Mesela elleri bana çok yumuşak gelmişti. Yani öyle ilişki kuruyorum bence. O İskenderciğim falan gibi değil. Ve ben hani çok dolaylı ilişki kurdum onunla ve ona rağmen onun ölümü benim kendi şiirimin sürekli açısından da, çünkü ben İskender'in, Küçük İskender'in de şiirinin benim üzerimde bir etkisi oluşan bir saygı çerçevesinde yazdım. Yani hep böyle bir varoluşsal hakiki bağ kurmak istiyorum hayatla. Yani şey için yazmadım, hadi Küçük İskender oldu bir şiir yazayım. İşte ya da önceden mi yazsaydım ya ölmeden önce gibi bir şey değil. O zaman o olmazdı. Ama o çıkıyor yani. Hayatın getirdiği mistik bir şey var. O gün dansa gitmedim mesela. Gitmeli miydim acaba? Çünkü o gitmeyi söylemişti falan. Onu şiire dönüştürdüm yani. Peki buradan o zaman şuna geçelim. Belki buradan biraz doğayı konuşabiliriz. Doğanın denekleriyiz demişsin. Nasıl? Ya bence hepimiz bilinçli varlıklar gibi davranıyoruz ama arkada başka itkiler var yani. Çok karmaşık, komplike varlıklarız. Ya o yüzden dışarıdan kendimizi çok net, çok temiz, çok iddialı göstermemize gerek yok. Çünkü bir şeyin içinde ben kendimi öyle hissediyorum mesela deneysel. Şu an buradayım, bir sahne, gideceğim havalimanına, orada bir sahne, sürekli hareket halindeyim. Bir kobay faresi gibi düşünebiliriz. Yani doğayla medeniyet içimizde çatışıyor, hangisi doğru? Yani bunların çağrışımı bende böyle oluştu. Bir de o tabii o gelirken çağrışımda doğa ve deneklik daha laboratuvara dair kapalı bir şey, kültüre, bilime dair bir şey ama doğa da kültürüm, şey, bilimin beslendi ama daha serbesti, ilksel bir şey gibi. Peki Neslihan Yalman bu çatışmalardan nasıl bir çıkış yolu buluyor? İşte sığınma alanları bularak, biraz da şey olduğu gibi kabul ederek artık bir şeyleri kızıyorum. Mesela ben öfkemi, birçok insanın da öfkeli olduğunu biliyorum. Başka yönlere çevirmeye çalışıyorum. Eskiden onun hayal kırıklığı olması vasıtasıyla benden çıkması başkaydı. İşte nasıl bunu yaparlar? Sanat niye böyle? İşte dünya niye böyle? Neden insanlık böyle? O işte çok acı çekiyor herkesten. Hala o duygum var ama hemen onu bastırmak için o döngünün içinde başka bir yere gidiyorum. İşte kediyle mesela ilişki kuruyorum. Bir kedim var ve beni çok dönüştürdü. İşte çiçek yetiştiriyorum ufak tefek. O çiçeklerin işte kaktüs büyüyor. Anlıyorum kaktüs büyüdü, Naciye Hanım'ın bana verdiği kaktüs. İşte biraz dansa gideyim. Sonra bir yerde sinirleniyorum. İşte kafam atıyor. İşte insanları dinliyorum. Hem onlara üzülüyorum hem diyorum nasıl göremezsiniz size yaptıkları şeyleri çok açık olamam. Diyorum, olsun diyorum falan. Ya bu motivasyonlar yani o seviyeye erişme olacak olan gerçekten oluyor. Devinim gerçekten devam ediyor. Ve burada ben nerelerde yapabildiğim kadar durabilirim. Nerelerde kendimin farkında olabilirim. Ve ne hissediyorum gerçekten. Harika. Bunları yapıyorum. Peki şunu da hemen sorduktan sonra bir şiir daha okumanı rica etsem olur mu? Olur, tamam. Denemeye çalışırım. Kitapları getirmedim ama. Bayıldım buna bu arada. Erkek kadına kurulmuş bir tuzaktır. Çok güzel duydum bunu. Arkada kamerada Evet. dönüşe.
Onu sormak lazım. Dış ses alabiliyor muyuz? Alamaz mısın? Güzel söylemişim ama bence. Kampçıyla mı geleyim? Yani şey o, şimdi benim tabii şiirlerimde şey dönüşümü de var. Şimdi bu feminist hareketin içine girdiğim için ya da bu erkek egemen sistem ya da bu erkeklerle kurduğun ilişkide, yani belki birçok kadın bunu yaşıyordur. Olmadığın bir varlığa dönüşebiliyorsun ya da işler kontrolden çıkıyor ya da bu toplumun bir prototipisin. Yani o kadın tipini de sevmiyorsun aslında. Ondan kaçmak için de bazen iddialı cümleler kullanmak durumunda kalıyorsun. Tuzak sözcüğünü o yüzden kullanmıştım. Yani gerçekten belki adam kendi tuzak olduğunun farkında değil ama gerçekten bana bir tuzak. Yani kendimi tanımamda öyle bir şey alıntı koymuştum. Yani o kavramlarda geçiyor tabii kadın erkek ilişkilerine bakışım ama değişebiliyor. İşte güzel olan o. Yani mesela bundan sonra belki bir şiir yazacağım. Bunun tam tersini söyleyeceğim artık. Kavramlar değişecek. Yani o işte akışın içinde olmak. Kimse şunu diyemez. Yani insan bir sene önce bunu söylüyordu. Bir sene sonra bunu söylüyor. O da benim, o da benim. Evet. Ama şu an öyle düşünüyorum. Ama oradaki işte erkek kişi mi? Sistemin kendisi mi? Aynen. Yani biraz da tartışılması gerekiyor. Tartışılması. Bir de bazen onu söylemişim. Düşünüyorum yani. Evet, bazen kendi kendimize de tuzak olabiliyoruz. Evet, çünkü evet. Kesinlikle. O dönüşme meselesi de bu anlamda çok önemli. Yani kendi kendiyle savaş mevzusu hakikaten. Ya biraz alt metni okumak. Şimdi mesela sen bana o dizeyi söylüyorsun. Ben onu bir yarı bilinçle ya da orada bir kızgınlıkla yazdım. Belki de hissettiğim şey ya da gördüğüm deneyimle diyeyim. Mesela kim kurdu tuzağı? Şimdi hemen onu soruyorum. Hani hep alt metni gidiyorum. Ben onu yazarken kimin kurduğunu düşünmüştüm. Evet. Gibi. Evet. Yani çağrışım çağrışıma getiriyor. Güzel olan da bence bu. Değil mi? Evet. Yani ilksel algılamamak, hemen tepkisel olmamak. Evet, bir şiir alabiliriz. Black Hole. Hüznü taşıyan yaşlılardır. Bizimse buna vaktimiz yok. Sınıfsallık değil, doğalsallık. Kaybettiğimiz büyüsüyle budur. Tırpanın ağzından uçlara yürüyoruz. Tarımın görsel evlerinden yüksek taşıntı. Nehir tarlalarında kırbaçlanan şeker pancarları, imaj metinlere akseden sur devletlerin anons hallerinden koçanlara devriliyoruz. Sök şimdi ataleti Yoda, parmaklarımın arasından bir sürüngen doğacak. Kara panterler bağırsak çorbasında yüzdürecek, İncil'le yücelttiğiniz kirlenmiş sözleri. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Tersten anne dişitleriyle güneşi ittirdi. Biraz susup ölümü dinlemek için. Harriet koyu bir transhuman. Sarılıp uyumak istediği, belki de onu hayal kırıklığına uğratacak biri. Seçeneksel sevgisizliğin pankartlardan geçtiği radyo ternet, kanallar dayı Naci'nin eskidiğini söylüyor. Ebeninki, şiir, polis devleti, artı ve eksik Q. Plastik bir kuşağın çocukları geliyorlar. Zenci ağızlarıyla sokaklardan konuşuyorlar. Kuyu suyunun ateş açtığı tuz canavarının E yükselişi. Epilibris unum. Nefes alamıyorum. Size aşağılık lütfen Bay Başkan. İşgalin sektörü anayasaldır. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık Neslihan. Şimdi biraz şiir kitaplarından bahsedelim ve önümüzdeki dönem çıkacak olan kitapların var. Onlardan, hatta şunlardan da bahsedelim istersen. Tamam. Biraz anlatır mısın şu ana kadar hangi kitapların çıktı, nereden ulaşılabilir? Şimdi neler çıkacak? Yani en son çıkan kitap bu Buzdan Şarampol, benim toplu oyunlarım. Bir çocuk oyunum var ve 6'ya yakın yetişkin oyunum var. Bu şey yayınlarından, şey kitaptan çıktı. Gene şey kitaptan Kadın Harekatı Kaçak 6 Kaçak Veda adı altında dergi formatından kitaplaştırılmış konsepte uyarlanan o, bir... O dergiden de bahsedebilir miyiz biraz Kadın Harekatı'dan? Kadın Harekatı, Pikara Kadın Harekatı diye bir dergi oluşumu oldu. Pikara İsteyen Evi'nden. Yani ben daha çok ona hani duygusal açılardan girmiştim. Kadınlar hep şikayet ediyorlardı bir de bu taciz olayları çıktı, onlara alın açılsın diye. Ama orası da bir aile hayal kırıklığı da soru işareti. O benden de kaynaklı olabilir tabii. Ben çok
kurallara göre oynayamıyorum. Belli normlar ve kurallar var vesaire. Çok bir de uç düşünebiliyorum. Disiplinler arası olsun, çok sesli olsun. 5 sayı çıktı. O 5 sayıdan sonra dergiyi kapattılar. Ben tabii buna çok üzüldüm. Diğer 6. sayının 3'te 1'ini almıştım. Sonra onu Önder Bilol Bıyık sağ olsun açtı kapısını. Hani şey dedi. Dergi formatında şeyimiz yok dedi bizim. Herhangi bir şey alamıyoruz, kod alamıyoruz, barkod. Ben de kitap formatında çıksın dedim. Çok da ilginç bir şey oldu aslında. 5 hani dergi, 6, 6.sı kitap gibi. Öyle bir süreç yaşadım. Ne güzel olmuş. Evet. Diğer şiir kitapların peki? Yani ilginç bir şekilde her kitabın farklı yayın evlerinden çıktı. Ben bunun da benim tarzım olduğunu düşünüyorum. Eskiden anlamıyordum çünkü çoğu yazar şair güvenli bölgelerde bulunmayı, işte belli imajlar, belli statüler altında bir şeyler yayınlamayı istiyor. Benim tam tersi. Hani oradan da yayınlansa olur. İşte birisi önerirse buradan da olsun ya da tam sıkıştığım anda birilerinin gelmesi. Bunun benim tarzıma, devinimsel tarzıma, tırnak içinde sosyoanarşist diyeyim ben ona. Yani hayatın içindeki tarzıma çok uygun olduğunu düşünüyorum. Eski kitaplarım da hep işte Yasak Meyve Yayınları'ndan çıkan var. Enver Bey vefat etti, kitaplar orada da yok. İşte Anglo-Sakso kitabım var. Kaos Çocuk Park Yayınları'ndan çıktı. Ama Erkil kitabım var. Şiirden Yayıncılık'tan çıktı. Yani Sırasına Göre Keyfim Galiba var. En son Terrarium Yayıncılık'tan, Epona'dan çıktı. Yani Ölümsüzdür kitabım var. O da Yıldız Tozu Yayınları. Yani bunlara daha çok işte kitap yurdu sanırım, DNR, Shopier artık evet. Hani çok etkin hale geldi. Oralardan ulaşılabiliyor. Yani onu da bana soruyorlar, kitaplarınıza nasıl ulaşacağız bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum yani nasıl ulaşacağız. Evet. Ya şöyle bir şey ulaşmak istiyorsanız ulaşırsınız yani. Bu bir tutku yani, ben böyle bir soruyu doğru bulmuyorum yani. Karşı tarafı da anlıyorum ama kitaplarınıza nasıl ulaşacağız? Yani bir şekilde ulaşmak isteyen ulaşır diye düşünüyorum. O şekilde yani yeni dosyalarımda bir Plüton Yayıncılık'tan sakıncalı görülmüştür diye dergilere ve kitaplara alınmayan ya da kesilmeye çalışılan şiirlerimden oluşan bir toplama var. Yani kendiliğinden bir dosya oldu. Baktım bu da yayınlanmıyor, şu da yayınlanmıyor. attım baktım bir dosya oldu. Bir de Kedim Sü beni çok etkiledi. Kediyle bambaşka bir dil kurdum ve o dilin içinde var oldum. Türkçeyi bozuyorum, yeni kelimeler uyduruyorum falan. Sü adlı bir dosya. Orlando Poetry Art'tan çıkacak daha mini book olarak 15 şiirlik. Tabii o hani böyle naif bir kedi şiiri değil orada da kedinin etkisinin üstümdeki etkisinin yansıması onlar var sırada. Bir de şey var, Çatlayan Zehir diye bir deneme dosya ama biraz kalın, yaklaşık 500 sayfa. Yani şimdiye kadar yazdığım yazının çoğu var. Onu da belki Nakil Yayıncılık var İzmir'de. O basabilir ama bilemiyorum tabii. Yayıncıları da şimdi durumları çok zor olabiliyor. Yani hem içeriksel olarak incelemeleri, hem editoryal olarak, hem maddi, ekonomik olarak bu şekilde gidiyor şu an. Ay ne güzel. Okuru bol olsun umarım. İnşallah. Ve yani üretmeye devam etmen dileğiyle her zaman. Yani evet. Sizin için de ne güzel vesile oluyor bir araya gelmek için de hakikaten. Evet. Harika bir sohbetti Neslihan. İyi ki geldin. İzmir'e selamlar ve Kedin Sü'ye de selamlar. Tamamdır. Onu adı Sü değil mi? Kuvvet demek aslında, asker diye geçiyor. Bu su uyur düşman uyumaz. Aslında Sü uyur düşman uyumazmış ama çok çok ileri gittiğinizde kuvvet demek. O çok zayıf bir kediydi. Ve oradan alıp sonra buralara getirdim onu. O yüzden hani Sü sözcüğünü tercih ettim. Harika. O da seninle birlikte olmaya uzun zaman devam eder İnşallah. Umarım. Evet, evet ya. Evet. Benim için çok güzel bir deneyimdi onunla olmak. Çok teşekkürler Neslihan. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Sizlere. İyi ki geldin. Tekrar görüşeceğiz zaten. Evet inşallah. Ben de sizi İzmir'e bekliyorum. Evet, teşekkürler. Sağ olasın. Bir günübirlik sohbetlerin daha sonuna gelmiş olduk. Çok keyifli bir muhabbetti. Bizi izlemekten usanmamamız dileğiyle. Herkese sevgiler, hoşça kalın. El sallıyoruz Neslihan.